Tekno Seyre hoş geldiniz. Yine bir Android oyunuyla karşınızdayız. Daha sonra Android'de oynayacağız. Ee, da var. Evet. Rival Knights değil mi? Evet abi. Game Loft'un yeni bir oyunu Rival Knights. Bu biz senle Defender of the Crown'da herhalde Tekno toz raflarda oynamıştık, konuşmuştuk. Onda bir e, şövalyelerin evet, turnuvası evet. vardır. Kargıyla birbirine giriyorsun, vuruyorsun. Genelde sen düşüyorsun. <laughs> Onu oyun haline getirmişler. Ama burada neyse ki daha iddialıyız Defender of the Crown gibi. Hep yerde değiliz. Murat bu ana ekranı. Hı hı. Müzikler, sesler hepsi çok iyi. Görüntü. Görüntü çok iyi. Ee, tabii ki ücretsiz bir oyun. Ama oyun içinde senden bir şeyler istiyor. Yukarıda görüyorsun oyun paramız var. Mücevherimiz var. İki tane de 6-6 bak bir kırmızı bir mavi mühür evet. var. Onlar şöyle her maç o mühürlerden bir tane götürüyor. Geri zamanla doluyor. Sen ha bütün mühürlerini harcadın daha da oynamak istiyorsan elini cüzdanına atman gerekiyor. Ama beklersen o yarım saatte bir saatte o mühürler geri geliyor. Ya da bazı maçlarda kazandın mı mühürler doluyor. Arkadaşların yollayabiliyor falan filan. Yani oyunun sana para kazandıran mekanikleri o. Daha şu anda oyunun oldukça başındayız. 5 lig var. Burada Türkçe görüyorsun. Biz daha ilk ligin ortalarındayız. Ben daha o kadar oynayabildim. İki oyun modu var. Birisi şu etkinlikler. Bunlar turnuvalar. 7-8 saatte bir yenileniyor. Giriyorsun. Burada global bir turnuva. Sıralamaya girersen turnuva bittiğinde işte gördüğün gibi 30 mücevher, para, zırh falan gibi hediyeler veriyor. Rakibini seçip maç yapıyorsun. Bir de küresel daimi turnuvar aşağıda kademe şampiyonası dediği ona giriş parayla, oyun parasıyla. Ama hediyeler de ona göre fakat o çok daha zor. Ama asıl hani oyunun senaryosu, kariyer modu, oyna dediğin taraftan harekat diye tercüme etmişler, gerçekleşiyor. Biz turnuvaya girmiş işte bir şövalyeyiz, beşlik var önümüzde, kazanırsak çok büyük ödül var ama biz hani en alttan başlamışız olaya. Topraktan girmişiz. Genelde bizi hani diğer asiller aşağılıyor falan. Köylü diyorlar bize falan filan. Köylü şövalye diyorlar. Şimdi benim karakterim de şu anda bu. Böyle bir atım var. İşte böyle biraz uyduruk gördüğün gibi bir deri zırhım var. Daha ileride plate mailler falan alacağız. Miğferim fena değil. Böyle bir kargım var. Adamım. Solda istatistikleri görüyorsun. İşte savunma gücüm, zırhım nasılmış, atımın hızı, yumruk, vuruş gücüm. Aşağıda dükkan var. Görüyorsun yükseltebiliyorum. Ya da hmm. e, daha iyi miğfer alabiliyorum. Fakat ağırlığı var gördüğün ya gibi. Bak bu miğfer ben yükselttiğim için benim miğfremden iyi değil. Aslında normalde daha iyi bir miğfer. Fakat daha ağır. Ağırlık da şurada işin içine giriyor. Bak bu hem benim miğfremimin şu andaki halinden daha iyi ama ağır. Ağırlık şurada işin içine giriyor. Atın kapasitesi var. Atı da değiştirebiliyorsun. Murat daha iyi zırh senin aldığın darbeden ayakta kalmana sağlıyor. Daha iyi at hızlı gitmeni sağlıyor. Vuruş gücünü arttırıyor. Daha iyi mızrak aynı şekilde vuruş gücünü arttırıyor. Bir de bayrağın var şurada dalgalanan mavi içinde bu üçlü evet. şey var çiçek var. Onu da kendine göre tasarlıyorsun. Girelim bir oynayalım orada daha iyi anlaşılır. İşte bu birincilik bak 54'e gelmişim ben aşağıdan. Başlayarak bir sürü adamı elemişim ama bitmek bilmiyor ve bunun gibi 5 var. Buraya kadar hiç para dedin mi? Buraya kadar hiç para harcamadım. Sadece oyun içinde kazandığım parayla buraya kadar gelebildim. Çeşitli maç tipleri oluyor. İşte şöyle şampiyonlar oluyor arada. Mesela buna girelim neymiş? İdman. Gö Gö Görelim. İdman'da sadece para kazanıyorsun. Ben alttakiyim. Şimdi Murat yukarıda bak görüyorsun benim atım daha hızlı. Zırh hemen hemen ortada. Şeyde daha kötüyüm ama zırhta daha kötüyüm. Vuruş gücüm biraz daha iyi. Arttırabileceğin şeyler var. Kullana kullanabileceğin böyle sınırlı sayıda dopingler var. Hiçbirini kullanmayacağım şimdilik. Başlıyorum. 2 1 İyi çıktım. Atını hızlandırıyorsun şu şeyi kon. Bu araba yarışlarındaki vites değiştirme değil mi? Ben Aynen abi. öyle. Şimdi de şunu şu adamın vuruş noktasına denk getireceğim kargıyı. Kazandım. Tam noktasından vurursan mükemmel vuruş bonusu da alıyorsun ve adam genelde havalarda falan uçuyor. Kazandık. Çok Bir iyi. İstatistikler. Yani. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim elimdeki tablet Tegra 4 chipsetli. Buna rağmen oyun tam optimize edilmemiş. Şu anda en düşük grafiklerle oynuyoruz. Hmm. Qualcomm Snapdragon'larda falan iki seviye daha yüksek grafikle oynuyorsun. Onda şeyi çok daha güzel yapmışlar Murat. Böyle vurduğunda bir flash çakıyor falan. Çok daha bir vuruş hissi veriyor. 3-4, yani sonuçta hep aynı şey yapıyorsun ama 3-4 şekilde şekillendirmişler. Mesela burada 3 galibiyet alırsak bu adımı geçeceğiz. Tek ııı Yap ya da kal maçları var. Sponsorlu maçlar var. Senin kullandığından çok daha üstün zırhlar veriliyor sana ama senin olmuyor o maç evet. için sadece. şartlı maçlar var. Mesela mükemmel çıkış yapmak zorundasın. Bu şekilde kazanmanın yanı sıra. Yoksa kazansan da maçı geçemiyorsun, ligi geçemiyorsun. Hani hep aynı şey yapıyorsun dediğim gibi ama renk katmışlar. Ben düştüm. Hmm. Olmadı. Ama yine de 30 altınımızı aldık çünkü iyi çıkış yapmışız. Üst, şimdi yerden kalkıyoruz. Okay. Bir kere daha deneyim. Bu da bizim uşağımız. Para harcamamızı salık veriyor. Nasıl olacaksa. <laughs> bir maç daha yapayım. Murat gördüğün gibi bir kere oyun bak ilk Ligde daha ben 50 küsur deyip daha bir sürü maç var ve bu 5 lig var. Dolayısıyla şimdi bu üzerimizdeki bu uyduruk işte deriden gece oldu burada. Yağmur falan yağıyor. Böyle deriden zırh falan tabii ki ileride o plate mail'e falan dönüşüyor ama çok zaman harcaman lazım ya da cüzdanını konuşturman lazım. Fakat cüzdan da sonuç değil çünkü mesela o zırhlar falan daha şu anda kitli. Berabere. O zırhlar kitli. Şu anda biz para verip mücevher ve altın alsak mücevher alıyorsun onları altına çeviriyorsun ama yine de o zırhları alamayız. İlk ligi ben yani geçebileceğimi zannetmiyorum. Para harcamazsam, biraz daha çaba göstermezsem çünkü zorlaşıyor. İlla bir noktada istedik, evet. para vermeni isteyecek evet. yani. Ee, Yunus Ayos da oynuyor bunu. Apple'da da var. Ben Android'de oynuyorum. Selim oynuyor. Bizim ofiste bayağı hastalık haline geldi. Ama sıkılınacak bir oyun onu da söyleyeyim. Murat, para vermeden şimdi Gameloft mobil oyunların en büyük firmalarından birisi biliyorsun. Kazandı. En büyük firmalarından birisi. Fakat uyanık bir firma. Ee, çok. Para kazanmayı bilen bir firma. Fakat Gameloft son zamanlarda biraz daha saldırganlığını azalttı ben her zaman bu tür oyunlarda şeye bakarım. Para vermeden ya da ciddi para vermeden ne kadar eğlenebiliyorum? Bayağı eğleniyorsun. ondan sonra da sonra ya istiyorsan para harca tabii ki. Yani para, para, hani inatlaşmak zorunda değilsin. <laughs> Keyfine kalmış, paşa gönlüne kalmış ama para vermeden bayağı gidebiliyorsun. zaten dediğim gibi bence sıkılınacak bir oyun. Çok fazla da o 5 ligin sonuna kadar giden arkadaş herhalde kısıtlıdır müzikleri, sesleri, grafikleri çok güzel. Bence bir denemeye değer. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Abi valla güzel yapmışlar. Her şey güzel. Senin dediğin gibi grafiklerinden animasyonlar da çok iyi. Buruş animasyonları, düşüşler bu animasyonlar. Tabii mesela o düşüşlerde şu bizim ragdoll dediğimiz fizik motoru işin içine giriyor. Çok ilginç düşüşler, çok ilginç uçuşlar var. Bak mesela. İşte. <laughs> Kulvarın öbür tarafında düşen falan var. Mükemmel bir vuruş yapmışız. Ücretsiz güzel bir oyun. Bence oynanır. rahatlıkla o kadar da şeyi de yormuyor. Hmm. Performans da istemiyor. Bence o Defender of the Crown'da hep yeniliyorduk ya. Hiç kazanamıyorduk. Onun intikamını almak için bu Rival Knights oynanır Türkçesi bence. Türkçesi de güzel. Evet. Türkçesini de güzel yapmışlar. Türkçe yapmışlar. Hmm. O da iyi bir şey. Bence oynanır Murat. Oynanır Levent abi. Evet. Peki Levent yani abi, ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.